Onların da Cuma'ya gitmiyor. Ben onlara söylüyorum ama de gitmediğini zannediyorum falan. Anne olarak vazifesini yapmış. Peki ne yapabilir? Dua edecek. Dua ederken öncelikle sadece bu dinleyicimiz için değil, hani hepimiz için geçerli bu. Ya Rabbi, kızıma da oğluma da dinini bilen, seven kimseler arkadaş eyle. Hatta mesela bu kız çocukları için de, erkek çocukları için de, kız çocukları için abla konumunda, erkek çocuklar için de abi konumunda, yani yaşça büyük olan kendisinden ona abi diyebilecek birisiyle, böyle dinini bilen bir genç kız, bir abla denk gelirse, bu insan tabiatıdır. Annenin babanın söylediği bazen ters gider. Ha, gene bizim anne başladı masala, vaaza. O duruma getiriyor, masal diyebiliyor. Onlar o noktaya getirtmemeli. Bunun için de 5 vakit namazın arkasında, Ya Rabbi, oğluma da kızıma da dinini bilen, seven kimseleri karşılarına çıkar, onlarla arkadaş eyle diye dua etmeli. Çünkü bir kız çocuğuna, işte kendisinden yaşça büyük abla konumunda birisiyle böyle bir arkadaşlık, ünsiyet meydana gelirse, gerçekten ona bir muhabbet duyarsa, o sevgi bağı da artarsa, bu erkek çocuk için de abi konumunda birisini sever, şey yaparsa, o abla konumundaki ve abi konumundaki annenin babanın çok yumuşaklıkla, şefkatle söylediği gibi değil, sert bir şekilde bile söylemiş olsa, ikisi yerine getirir, itaat eder. Mesela abla konumundaki, kız namazını kıldın mı? Şey abla, başlarım şimdi senin ablanım ablan, tık namazını kıldın. Annesi böyle ise annesiyle kavga eder. Tamam abla, ya sen kızmaya hemen kılıyorum, kalkar kılar. Öbürüsü de aynı şekilde. E diyecek ki, oğlum sen kılın mı namazını? Abi başlar mı abine senin falan filan? Kalk şu namazını kıl falan. Halbuki bu şekilde babası söylese bu lafları, yani şu bizim baba var ya falan diye içinden fırtınalar kopar. Ölse de kurtulsak. O noktaya bile gelir yani. Ama daha önce mesela öyle bir muhabbet bağı anneyle babayla kurulmuşsa, o zaman aynı şekilde başkasına gerek yok. Ama o bağ yoksa Allah Teala rahmet eylesin, Emel abiler bunun üzerine dururlardı. Çocuklarınız için hani kendiniz şey yapmayın, onların aynı şekilde sevebileceği ve hatta sözünü dinleyebileceği kimselere emanet edin çocuklarınızı diye. Cavalon'da gazetedeyken ben Emel abilerin o toplantılarda anlatırlardı bunu. Ve bir de ben Emel abilerin o şeylerine dikkat ettim. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Yani o gazetede Cavalon'dayken olsun, daha sonra o TGRT eski binasında, sonra bu Elas Holding binasına TGRT gazete taşındıktan sonra bile yaptığı toplantılarda falan bir şey dikkatimi çekerdi. Eğitimciden gelmem sebebiyle de sonra baktım din kitaplarında da aynı seyirci. Emel abi önce kendini sevdiriyordu. Hadi namaz kıl demiyordu. Şimdi emri maruf yaparken bile incitmiyordu. Bir gün işte bir düğün mü ne varmış falan, o zaman Fatih'te oturuyoruz. Ya o gün sabah namazına uyanamadım. Saat çalmış, duyamadım. Hemen kalktım tabii, kuşluk vaktinde kaza ettim. Biz de davet etmişlerdi. Bir evdeydi. Denir ki akdim yapılacaktı. Ne, öyle bir şeydi herhalde falan. Baktım misafirlerden önce falan Emel abi gelmiş oraya. 3-5 kişi var daha. Kimse yok. Emel abiler anlatıyorlar falan. Konuyu birden namazın ehemmiyetine değiştirip ben çapraz arkalarında duruyorum. Yani ben göremiyorum aslında oturma şeklim itibariyle. Böyle namazın ehemmiyetini ondan sonra böyle anlattılar, nakilleri yaptılar. Sonra böyle döndüler. Namazı vaktinde kılmak lazım değil mi dediler bana. Ana. Dedim oldu olacak Emel abi dedim. Bazı sabah namazına niye kalkmam diye sorsaydın. Şimdi öyle bir şey oldu ki yani o söz bak hala öyle yerleşmiş ki çıkmadı. Yani nakil bile yapıyoruz. Anlatıyoruz bile. Şimdi orada deseydi ki Osman Ali sen bugün sabah namazına kalkmadın. Ne biçim adamsın, sen ne dangalaksın diye başlasa o sevgi bağı kopar. Allah saklasın, düşman bile olursun. Ama öyle yapmadılar. Namazın ehemmiyetini anlattılar. Sanki bize tasdik ettiriyormuş gibi. Aslında hatalıyız. Öyle yapmak lazım değil mi? Vaktinde kılmak lazım değil mi? Yok sen de artık yer eder. Öyle bir tatlı söylediler ki ona yerin dibine geçtim. Netice itibariyle Emel abi de bir insan. Allah'a dönen bir kulu. Ama İslamiyet'i hani bu Agit Geylani abi var şeylerden. Evlad-ı Resul'den. Emel abileri anma şeyinde bir ifade kullandı da
Enver abi tam İlmihal Saadeti Ebediyenin yaşayan şekli diye bir ifade kullandı. Hakikaten öyle yani. Yani hayatına geçirmiş. Hayatına geçirmiş. Yani bir kimseye de emr-i maruf yaparken nasıl yapılacağını da aynı şekilde gösteriyorlardı. E şimdi eline sopayı alıyorsun falan. Namazını kırmazsan kafanı kırarım senin falan diye başlarsan o çocuk daha çok hani falan. Abdestten he aldım falan, abdestsiz falan doğru ver. Halbuki maksat o değil. Peki anne baba vaz mı geçecek? Yok, vazgeçmeyecek. Peşine aynı şekilde bırakacaklar. Onu yerine getirecekler. Yani o emir şey yapacaklar. İşte namaz vakti, ondan sonra hatırlatacak. Fakat dikkat edecek. Söylediği sözler karşısında çocuk, yani gözlerinden belli olur onun. Yani annenin babanın o sözlerine karşı böyle tepkili mi? Yoksa hani hatırlattıkları için falan mahcup mu? Yani onu kendileriyle karşı karşıya getirmeyecek noktaya sürüklemeler lazım. Bunu da kendileri yapamıyorsa onların aynı şekilde abi abla konumunda birisiyle şey yapması lazım. Bu dinleyicimiz de işte çocuklarım neden cumaya gidemiyor? Beş vakit namazın arkasında dua etsin. Ve ya Rabbi çocuklarıma hidayet nasip et. Dinini bilen seven kimselerle arkadaş eyle diye dua etmek lazım. Çünkü hadis-i şerifte dinil ahi buyuruluyor. Yani kişinin dini arkadaşının dini gibidir. İyi kimselerle beraber olmalı ve hakikat kitabının yayınlamış olduğu kitaplardan hangisini okumaya başlarsa başlasın. Yeter ki okumaya başlasın. Çünkü ister Şevahül-i Nübüvve'yi, ister Menakıb-ı Çahariyar-ı Güzünü, bunların hepsi Ehl-i Sünnet âlimidir. Onların kalplerinden gelen nur okuyanın kalbine akmaya başlar. O nur aktıkça belli bir noktaya gelir. Kendi kendine başkasının söylemesine gerek kalmadan, ya der ben ne ahmak insanım. Rabbimin emirlerini niye yerine getirmiyorum, niye namaz kılmıyorum, ben ne biçim Müslümanım. Zaten o kendisini sorgulamaya başladığı zaman, ondan sonra zaten sen onu tutamazsın. Zaten sen onu tutamazsın. Şey de öyle, yani bunların hayatları hep öyle. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, hakeza. Ve Hüseyin Hilmi Efendi'nin üstadı Seyyid Abdülhakim Arva Hazretleri, hakeza. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, işte Halıcıoğlu Askeri Lisesi'nde okurken, İşte o zamanki öğretmenlerin baskısıyla falan daha önce beraber oruç tuttuğu namaz kıldıkları hepsi o propagandalara aldanarak hepsi gitmiş. Bırakmış namazı, bırakmış orucu, bırakmış. Yalnız kalmış. Olsa bir Ramazan-ı Şerif'te Kadir gecesi işte uyuyamamış mübarek çıkmış. Mevlana özür dilerim. Ebu Ayyub el-Ensar radıyallahu teala hazretleri Halid bin Zeyd radıyallahu teala hazretleri türbesine karşı ya Rabbi ben hani senin dinini doğru olarak öğrenmek istiyorum. Yani senin yolunda gitmek istiyorum. Bana yardım etme halinde bir duası var. Daha 18 yaşında. O temiz duanın bereketiyle bir gün şeyde Beyazıt Camii'nde bir öğle namazını için gittiğinde bakmış oradaki parmakları çevrili kabrin orada sırtı dönük bizzat elinde bir kitap var. Bir şeylerden aynı şekilde anlatıyor. Fakat oraya gelmeden önce de sahaflarda bakmış bir kitap görmüş. Fiyatını sormuş. 25 kuruş mu ne denmiş falan. O kadar parası da olmadığı için çok pahalı gelmiş. Allah rızası için alın diyormuş adam. Fakat 25 kuruş o zaman büyük paraymış. Babam da anlatırdı rahmetli. Bir düğünde şey yapmışlardı işte 10 kuruş mu ne vermişler falan. Birisi demiş ki dedeme hoca dedikleri için hocanın oğlu derlerdi babama da. Hocanın oğlu bir öküz alırsın artık o. 10 kuruş mu 20 kuruş. Yani şimdi 10 kuruş 20 kuruş deyince bu zamandakiler zannetmesin ki öyle küçük para değil. Büyük para yani. Büyük para. Tabii orada o kadar da parası yok. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh bakmış sırtı dönük ama bizzat elinde kitaptan okuyup bir şeyler anlatıyor. Yaklaşmış dinlemiş. O güne kadar hiç duymadığı şeyler. Evliya kabirleri nasıl ziyaret edilir falan. Böyle pür dikkat dinliyor. Çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra namaz vakti gelince kitabı kapatıyor. Bu kitap diyor bu küçük efendiye hediyemiz olsun diye arkaya uzatıveriyorlar. Birisi Allah rızası için bu kitapları alın 25 kuruş diyor. Uzat da diyor bu küçük efendiye bu kitap hediyemiz olsun. Kalbinden vuruluyor. Hani alnından vuruluyor diyor, kalbinden vuruluyor. Ondan sonra kitaba bakıyor. Rabıta Risalesi Abdülhakim yazıyor üzerinde kitabın. Ondan sonra soruyor bu zat kim? Bu diyorlar ki Abdülhakim Arvasi Hazretleri'dir. Nerede bu? Nerede oturur? Bu demişler buraya işte haftada bir mi şey mi gelir? Esas Eyüp'te cuma günleri vaaz eder. Cumayı sabırsızla bekliyor, koşuyor. Gidiyor. Gidiyor bakıyor ki ortalıkta görünmeyince ha diyorlar o yukarıda mezarlıkta cami var onun imamıdır aynı zamanda namazı kıldırır öyle gelir. Hakikaten gelmiş Seyyid Abdülhakim Arva Hazretleri içeri giriyorlar daha 18 yaşında en öne de oturmuş o heyecandan mübarek.
Ama bir saat boyunca notlar dağılıyor falan. Duymadığı, bilmediği şeyler kalbimde ılık ılık şeyler oluyor diye anlatırmışmış. Rahmet, Allah Teala rahmet eylesin. Evet. Ama o bir saat ona çok bir dakika gibi gelmiş. Bitmiş vaaz. Çıkarken işte o zaman asker potinleri onları bağlarken bir el omzuna dokunuyor. Kulağına eğilerek küçük efendi biz sizi sevdik. Bizim ev yukarıda mezarlığın arasında, gel sohbet edelim. On sonra birkaç defa da rüyalarında görüyorlar. Rüyalarında görüyorlar. On sonra Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri sarf, mahif, Arapça, Farsça, hatta Fransızca öğretiyorlar. Önce kendini sevdiriyor ama. Yani bu kadar anlatmamızın sebebi bu. Bütün bu din büyüklerinin hepsindeki özellik bu. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyleydi. Hani bir hadis-i şerifte de geçiyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. O kolaylaştırmak demek beş vakit namazı bile indirmek demek değil. Çoğu o hadis-i şerif alıyor kendi kafasına göre. Öyle değil o. Yani insanların hallerine göre. Bunun hali bunu yapacaksa ona göre. Bunun hali onu yapacaksa ona göre buyuruluyor. Onun için de yani evlat sahibi olan ana babalar, yani din büyüklerinin buyrukları şu şekilde. Önce kendilerini sevdirecek ve onları sevebileceği kimseye teslim edilecek. Bu şekilde o çocuklarımızın kurtulması temin edilecek efendim. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.